Merhaba arkadaşlar. Ben doktor öğretim üyesi Oğuz Ayar. Bu haftaki temel veteriner parasitoloji dersimizin 8. haftasındaki konusu parazitlerin konak üzerine etkileri. Bu başlık altında değerli arkadaşlar. Parazit ve konak etkileşimini, parazitlerin soyucu ve sömürücü etkileri, parazitlerin toksik, irkitme ve eritme etkilerini, parazitlerin mekanik etkilerini, parazitlerin doku bozukluklarına ve immünolojik olarak e, immünopatolojik olaylara yol açma etkilerini, parazitlerin travmatik ve diğer hastalık etkilerini nakletme etkilerini, konakların parazite karşı gösterdikleri reaksiyonlar ve parazit hastalıklarının parazitler hastalıklarda görülen belirtileri tek tek ele alacağız. Önce parazit ve konak etkileşimi dediğimizde değerli arkadaşlar zaten parasitoloji bu iki ilişkiyi, bu iki etkileşimi, iki e, taraf arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilim dalı. Konak olmazsa herhangi bir parazitizm olmaz. Parazit de olmazsa yine bir herhangi bir parazitizm olmaz. Dolayısıyla parazitin konak üzerine bir, bir takım etkileri olabildiği gibi, yani böyle bir birliktelik var en başta e, ve bu birliktelikte de biz bu etkileşimi konuşurken. E, parazitin konağı göstermiş olduğu etkilerin yanında, e, parazitler de konak üzerinde patojenik etkiler veya parazitik etkiler gösterebilirler. Buna karşılık olarak konak tepki olarak parazitin üzerinde ciddi etkiler ulaştı, oluşturabilir. Hatta parazitin e, çok ciddi zarar görmesine, hat onun ölümüne neden olabilecek sonuçlara varan e, etkiler söz konusu olabilir. Fakat e, parazit daima e, konağin, konağın aleyhine çalışmakta ve e, konakların da çok çeşitli zararlı etkileri ortaya çıkarmasına neden olmaktadır. Çünkü temelde her canlının bir bireyselliği vardır. Dolayısıyla yani birlikte yaşam dediğimiz veya işte bu parasiter yaşamı da işine kapka, katabileceğimiz bu etkileşim durumlarında her canlı birey kesinlikle ve kesinlikle metabolizmasına veya vücutuna dahil olan canlı ve diğer antijenik veya işte diğer etkenlerle etkenlere karşı muhakkak bir reaksiyon ortaya koyacaktır. Parazit ve konak etkileşimine devam edelim değerli arkadaşlar. Parazitle konak arasında bir diğer önemli bir ilişki boyutu da şudur. Yani parazitler biliyorsunuz konağa onlardan onların hareket kabiliyetinden istifade etmek için onların almış olduğu besinlerden istifade edebilmek için ya da onların e, ürettikleri ya da onların sahip oldukları gaz işte hava oksijen e, ya da onların e, beslenmesine ya da onların e, korunma onlarla göç etme onlarla uzaklaşma yeni habitatlara gitme gibi birçok e, ihtiyaçları söz konusudur. Dolayısıyla bu ihtiyaçları Karşılama düzeyleri, bu ihtiyaçları karşılama mecburiyetlerine göre bir durum e, çeşitliliği söz konusudur. Biz burada eğer bir parazitin bir konuğa ihtiyacı e, olsa da olurdan, olmasa olmaz noktasına kadar değişik etaplarda e, karşımıza çıkıyor olmazsa olmaz durumlarında veya işte bu bu en alttan en yukarıya kadar ihtiyacın en gevşeyinden en bağlı en sıkısına kadar olanında özellikle parazit açısından parazitin kendisinden kaynaklı bazı değişiklikler oluyor. Bu değişiklik parazitin yaratmış olduğu patolojik değişiklik. Çünkü her parazit bir canlıya konağına muhakkak ve muhakkak bir zarar vermek zorundadır. Yani hiçbir şey değil. Örneğin bir taşınması o canlı tarafından taşınması söz konusuysa üzerine gramla da olsa belki miligramla da olsa da bir ağırlığı vardır. Bir hacmi vardır eğer vücutunun içindeyse. O tek hücreli bir parazit dahi olsa. Onun için kendinin varlığı gibi kendinin ağırlığı gibi zararları dışında bir de patolojik olarak yarattığı zararlar vardır. Yani dokusuna, e, metabolizmasına, ne bileyim işte fizyolojisine birçok konuda patolojik etkileri söz konusudur. Bu ihtiyacı eğer canlıya çok mecbursa, konağına çok mecbursa bu patolojik ihtiyacını daha aza indiriyor. Aynı. E, şayet konak Parazitin bu parasit parasitik duruma aşırı derecede duyarlıysa, yani hiç kabul etmeyecek kadar yüksek reaksiyon gösteriyorsa, bu defa parazit kendini ona göre ayarlıyor. Yani bir parazit düşünün, örneğin A canlısına, B canlısına ve C canlısına, yani koyun, keçi, inek, manda hayvanlarında, ırklarında parasitik bir şey veriyor. Parastizik, parasitik bir yaşam sürüyor. Konakları, koyun, keçi, inek ve manda olsun. Bunlardan örneğin hepsinden de kan emiyor olduğunu düşünelim. Böyle bir düşünceyle hareket edelim. Burada şunu örnek veriyorum. Örneğin en az parazitin kendisinden kan emmesine direnç gösteren, onu vücutundan bertaraf etmeye çalışan, ona dair hemen antikorlar üretip gerekli hem metabolik hem de fizyolojik tepkiler ortaya koyan en az koyan inek olsun örneğin en fazla koyan da manda olsun. Şimdi aynı parazit patolojik olarak inekte olabildiğince zararlı etkiler yaratmaya gayret gösterir. Fakat aynı parazit manda da kendine yapışmasını kendinden o parasit durumunu Oluşturmaması için çok yüksek düzeyde karşı direnç gösterdiği için mandaya karşı herhangi bir patolojik etki yapmaz ya da o patolojik etkisini olabildiğince sıfıra indirir. Şimdi günümüz pandemik şartlarda bu salgının baş verdiği şartlar günlerde değerli arkadaşlar hep basında konuşulan bir şey vardır. Neydi? Hemen hemen seney devriyesi dolmak üzere salgının geçen yıl Ocak Şubat ee, yani 2020'nin Ocak Şubat aylarında belki Aralık sonlarında e, 2019'un e, başlayan bu salgın Çin'in Huan kentinde başlamıştı. E, muhtemelen bir e, laboratuvarda e, üzerine çalışma yapılan bir virüsken e, bir şekilde O'nun laboratuvarın dışına çıktı Hatta ilk görüldüğü yerin, o huandaki laboratuvara yakın bir pazarda bir pazar esnafının e, üzerinde tanı ve teşhisi konulduğu bilimsel literatürlerde yer almakta. Dolayısıyla oradan yayılaraktan tüm dünyaya ulaşmış. Bu e, Covid-19 virüsü belki insan ırkında ilk defa bir parasitik etki yapacaktı. Biliyorsunuz virüs, virüsler hücre içi zorunlu parazitler. Dolayısıyla ilk karşılaştığı canlının nasıl bir reaksiyon vereceğini hmm, bilemediği için patolojik etkisini virüs ayarlayamadı. Şöyle ifade edelim. Bir parazit de bir canlıya yeni bir canlı türüne giriş yaptığı zaman ya bir örneğin bir yaban domuzuna, örneğin bir köpeye köpeğe e, aynı virüs giriş yapıyor, parazitik yapıyor. Onun göstereceği reaksiyonu bilmediği için Konağının e, da yaratacağı patolojik etkiyi sınırlandırması gerekiyor. Dolayısıyla yani e, Covid ne yapıyordu? İnsan insan metabolizması hiç böyle bir virüste karşılaşmamış. Bir cisim geldi, anlamlandıramıyor. Kimyasal olarak bir kategorizasyonu yok. E, işte e, hücre eee arşivinde ne bileyim işte savunma arşivinde buna dair hiçbir bilgi yok, bir emari yok. Dolayısıyla çok anormal tepkiler, çok anormal metabolik aktivite bozuklukları ortaya koyuyor. Çok yüksek kalp çarpıntısı, aşırı inflamasyon, aşırı ateşlenme ee, ve arkasından doğacak işte yani düşünseniz yüksek derecede kalbinizin çarptığını ne kadar değişik metabolik etkilere neden oluyor. Bir defa fazla soluyorsunuz. Bir defa böbrek aktiviteleriniz fazla çalışıyor. Hücrelerde, kaslarda yorgunluk, e, eklemlerdeki basınçlardan kaynaklı ağrılar, sızılar ve birçok metabolik şeyler söz konusu oluyor. Ve vücuta yayılmasıyla beraber her yerdeki doku ve organ sistemleri farklı bir reaksiyon oluşturuyor. Her doku ve şeylerdeki yani oradaki antikor sistemleri veya direnç sistemleri farklı bir şey vererekten canlı e, canlıda çok yüksek bir direnç yani en üst düzeyde bir kırmızı alarm oluşturuyor. Bir parazit bu düzeyde etkiyi gördüğü zaman başka insanlara geçtikçe bu etkiyi olabildiğince daraltmaya, olabildiğince küçültmeye çalışır. Yani acaba ben bundan ne yaptım da bu kadar etki yarattı? Acaba şundan dolayı mı deyip onu baskınlar. Şundan dolayı. Çünkü ilahi, nihai amacı konağın üzerinde kalabilmektir. Bu yüzden birçok eğer yaşamsal olmayan tavizler varsa bunları vererekten yani patolojik etkilere neden olan yaşamsal olmayacak kadar ee, metabolik etkilerini zayıflatmaya çalışır. Örneğin, e, dolayısıyla bir parazit e, bir canlı türünde göz aldığı direncin boyutuna göre patojenlik etkisini artırma veya azaltma kapasitesine sahiptir. Parazit konak ilişkisinde bu çok en önemli ve enteresan bir durumdur. Dikkate şayan bir durumdur. Dolayısıyla örneğin geçen yıl hatırlarsınız COVID'e yakalanmış bir insanın hayatta kalmasını e, ilk başlarda böyle bir mucize gibi e, görüyorduk. Hatta haberlere konu oluyordu. Yani COVID oldu ve hayatta kaldı gibi. Böyle işte şu kadar. Hatta iyileşen hasta sayıları nın artışı bir umut olarak her geçen gün yükseldi. O o noktaya geldi ki artık o kadar fazla insandan insana, insandan insana, insandan insana dolaşa dolaşa Covid insanları tanıdı. Bu metabolizmanın verdiği reaksiyonları tanıdı. E, duymuşsunuzdur sürü bağışıklığı diye bir konu. Aslında tüm sürüde, tüm popülasyonda, insan popülasyonda dünyada gezerken belki metabolik olarak sıkıntılı olan hastalıkları olan insanlar Covid'in neden olduğu savunma aşırı savunma durumlarından kaynaklı metabolik rahatsızlıklarla ve o hastalıkların birleşmesiyle vefatlara neden oluyor ama normal bir bireyin sağlıklı bir bireyin çok fazla etkilenmediği durumlar da gözlenmeye başladı. Ama bu durumlar istatistik olarak çok küçük olduğu için yine de bu virüsten korunmak şu anki normal şartlarda gerçekten çok çok hayati ve çok çok önemli. Çünkü her ne kadar yaşamda hayatta kalma ihtimali olsa bile inanılmaz derecede metabolik rahatsızlıklar ve arkadan gelen uzun vadede karşılaşacak de değişik etkiler vücuda bırak bırakabiliyor Dolayısıyla sevgili arkadaşlar biz buradaki konumuzu örneğimize çok geniş tuttuğumuz için geri döner dönerek hatırlamaya çalışalım. Buradaki konumuz Parazit ve konakın etkileşimindeki parazitin e, patojenik etkisini hayvan türüne göre veya canlı türüne göre artırma ya da azaltma eğiliminin olmasıydı. E, parazit ve konak etkileşiminde parazite ait faktörler de vardır. Yani bir defa parazitin e, sayısı ve miktarı gerçekten çok önemlidir. Yani örneğin e, taksokora canis ismindeki bir nematod. Ee, köpeklerin sindirim kanalında sayısal olarak birkaç tane olması belki kabul edilebilir ve yaşamsal faaliyetlerde bir etki sunmayabilir. Ama sayısının artması bir defa sindirim kanalının tıkanmasına ve hayvanın ölmesine neden olabilir. Dolayısıyla bazı hastalıklarda da görüyoruz. Mesela Covid vakalarında da bunu görüyoruz. Bakıyorsunuz ayakta atlatıyor. İleri yaşta kalp riski, şeker hastalıkları, arkada yatan birçok bir hastalığı olmasına rağmen e, böyle durumlarda la karşılaşıyoruz. Burada sorgulanması gereken e, konulardan bir tanesi de acaba Covid hasta etmiyor mu değil? Oradaki e, korona virüsün sayısal miktarı yani acaba bin tane virüsle mi enfekte oldu o adam? Atıyorum yüz tane mi? Birine bakıyorsunuz genç olmasına rağmen yaşanan ölümle sonuçlanan e, bir hastalık süreci geçiriyor. Orada da belki hiçbir sağlık problemi olmamasına rağmen sayısal olarak çok fazla atıyorum 10 trilyon virüsle bir anda enfekte olmuştur. Dolayısıyla o yüksek miktarların yüksek dozda etkileri söz konusudur. Bunlar parazit ve konak arasındaki ilişkilerdeki parazitin sayı ve miktarıyla alakalı. E, parazite ait faktörleri. Bir diğer, diğer parazite ait faktörlerde morfolojik özellikler. Yani biliyorsunuz e, Ses dotlarda kancalar var. Dolayısıyla bulundukları dokuda sindirim kanalında o kancalar orada bir doku harabiyeti yaratabilir. Ya da bir kenenin vücuta girerken e, deriyi açıp değil mi o epitel dokuyu parçalayıp oradan e, giderek oraya girip işte oradaki kan, kana ulaşıp kan damarını açıp delip e, oradan kan emme durumu söz konusu. Yani bir diğeri de e, bizim soluduğumuz havayla ya da a havadaki aerosollerle, taneciklerle vücuta aldığımız mikroorganizmalar da var. Yani veya işte e, şeyde tek hücreli e, mikroorganizma mi mikrobiyal düzeyde parastik canlılarda söz konusu. Dolayısıyla bu parasitin morfolojisi de parazite ait önemli bir faktördür. Bu konakla arasındaki ilişkide. Kenelerin işte ne bileyim kedilerin veya hayvanların ve insanların vücutuna yapışıp onları uzun süre emmeleri gibi. E, parazitin fizyolojik özellikleri yani bu, bu ilişkide parazite ait bu e, faktörde çok önemli bir faktördür. Zira e, parazit kendi içinde de bir canlı ve bir canlıya parazitik olarak dahil oluyor veya onunla beraber yaşıyor. Biz orada bu parazitin fizyolojisini kesinlikle göz ardı edemeyiz. Çünkü e, onun yaratmış olduğu fizyolojik etkiler, sonuçlar veya metabolik artıklar e, taşıyıcısı olan konağa direkt etki edebilecek kapasitede olabilir. Örneğin eee bazı parazitler canlıları enfekte ettikleri zaman onların kanlarında pıhtılaşmalara neden olabiliyor. Bu pıhtılaşma nihayetinde dolaşımı yani özellikle hayati organlar dediğimiz kalp ya da beyin gibi ya da işte bir sindirim şeyim özür diliyorum bir böbrek gibi çok hayati organlara karaciğer gibi tıkanmasına ve fonksiyon kayıplarıyla canlının ölümüne neden olabilirler. Dolayısıyla e, fizyolojisi de bir parasitin çok önemli. Yine parasite ait önemli bir faktör bu ilişkide. Peki parasitin türü elbette ki yani e, bir şeye ait örneğin e, fasiyole e, parasitine ait o cinse ait. Değişik türlerin değişik ee, hayvanlarda veya aynı hayvanlarda farklı derecede parazitik etkiler farklı derecede hayati etkiler veya metabolik etkiler rol oynayabilir. Örneğin bir atıyorum A türü bir bakterinin bir canlı grubunda çok etki etmez ama farklı bir türü e, inanılmaz bir etkiler. Yani COVID'in de bir SARS grubu e, virüsü olduğu söyleniyor ama tür farklılığı bakınız ne kadar hayati bir sonuç ortaya koyuyor. Dolayısıyla parazitin türü de elbette ki hem konağın tayininde bazı türler atıyorum mandada da e, Bazı türler sadece koyunda parazitiktir. Dolayısıyla parasit konak ilişkisinde de parazitlerin türleri çok önemli bir faktördür. E, parazitin virülans olması zaten virülans kavramı eee mikrobiyal dünyadaki canlılara ee, kullanılan bir tabirdir. O tabirde onların e, patojenik etkisinin olması, zararlı etkisinin olmasına, hastalık yapma etkisinin olmasına biz virülans diyoruz. Yani bir bakterinin virülans olması, bir virüsün virülans olması, bir fungusun virülans olması gibi. Elbette bu da çok çok önemli bir faktördür. Zira e, konakla kuracağı ilişkinin boyutunu, şiddetini, uzunluğunu, değil mi? Yani e, ya da istifade parazitik istifadesini sınırlandıran, tespit eden önemli bir faktördür. Bir diğer faktör parazitin biyolojisidir. Kesinlikle bu çok önemli bir şeydir. Çünkü bazı parazitler canlının içinde dokudan dokuya göç etme, göç etme biyolojisine sahiptir. Yani öyle bir biyolojik yapı, yapıdadır. Yani farklı dönemlerde, farklı evrelerde, farklı dokulardan farklı dokulara göç eder. Örneğin atlarda kalın bağırsakta göç eden ee, bir e, parazit halk arasında ismi kızıl kurt sancısı olarak verilir. Oradaki dokuları ne bileyim işte o karın boşluğuna çıkarken bağırsak dokusunu parçalayıp lümenini parçalayıp çok yüksek bir acı ve sancı vererek atın ölmesine neden olabilir. Bu da parasitin biyolojik özellikleri de parazite ait önemli faktörlerden biri ne için? Parazit ve konak etkileşimi için. Parazit ve konak etkileşimi için konağa ait faktörler de elbette çok çok önemli ve hayatidir. Çünkü e, parazitin bulunduğu e, konağın parazitin neresinde yani hangi dokusunda, hangi organında e, ve bulunduğu çok önemlidir bir defa. Çünkü e, örneğin Echinococcus olur? Akciğerlerde e, yerleşen bir parazittir ve hidiyatik, kist hidiyatik denilen bir durum oluşturur ve bu durumda mesela orada bir tıkanıkla yani sayısının çoğalması neden olabilir. Dolayısıyla e, parazitin bulunduğu organ ve doku da e, ona göstereceği reaksiyonun gücünü artırır. Örneğin e, bazı e, hayvan türlerinde, örneğin köpek türlerinde veya yaban hayvanlarda bazı keneler onların erişemeyeceği e, yerlerde yapışık durur. Fakat e, onları da fazla etkilemeden, örneğin derisine deri dokusuna e, yapışık, yapışarak onların kanlarını emeğe beslenebilirler. Parazitin pardon konağa ait bir diğer faktör de korağın duyarlılığıdır. Eğer çok yüksek duyarlılığı varsa hiçbir parazitik duruma müsamahası yoksa orada e, bu ilişki yani parazit-konak ilişkisi konağa ait bir faktör olarak bu duyarlılığın yüksek olması e, tesis edilemeyecektir. Eğer öyle bir duyarlılığı çok az ise oradaki bu ilişki e, parazitin lehine olabildiğince uzun e, ilerleyebilir. E, konağın genel durumu da çok önemlidir. Yani bir defa e, genel sağlık kondisyonu, genel sağlık ahvali, efendim, e, herhangi bir m, sağlık engeliyle karşı karşıya mı veya onun öncesinde mi, yeni atlattı mı, yani e, parazitin konağa konağa eee Ulaştığı an, yani bu artık bir, bir beraber bir yaşama dönüşmeye başladığı an, e, o zaman da çok önemli. Yani canlının hangi yaşamsal evresinde, e, yeni gelişmiş mi, ergen mi, efendim çok yaşlı bir hayat evresinde mi, o da çok çok önemlidir. Yani bu genel durumunda. Bir de e, konağa ait bir diğer faktör de konağın parazite karşı gösterdiği reaksiyonların şiddeti. Yani bazıları o kadar yüksek şiddet gösteriyor ki örneğin akciğere yerleşmeye çalışan bir paraziti öksürük ve diğer işte e, fizik yani böyle fiziksel şeylerle fizyolojik durumlarla ya da biyokimyasal olarak oraya hemen ilgili antikorları sararak salyalarla ne bileyim işte böyle bir balgam ve öksürük atışlarıyla onları hemen dışarı kovma durumları. Ya da hiç böyle bir yüksek reaksiyon şiddeti göstermeden vereceği tepki elbette ki parazit ve konağın etkileşimine çok büyük oranda şekil ve biçim veren bir durumdur. Yani bu etkileşim ne kadar uzun sürecek? Bu etkileşim ne kadar ne kadar güçlü bir durum sağlayacak? Bunların hepsini gösteren ve bunların hepsini etki eden bir faktör. Konu ait bir faktör bu da. Ee, yine parazit ve konak etkileşimi başlığı altında e, değerli arkadaşlar parazitlerin konak üzerindeki patojenik etkilerine gelirsek bu etkiler soyucu ve sömürücü etkiler. Örneğin yani bu soyucu ve sömürücü etkiler e, özellikle biz bu soyucu derken biz bir parazitin bir konağın sindirimlerle elde ettiği, besin yoluyla alıp sindirimlerle elde ettiği o rafine aminasitler ne bileyim işte o vitaminler bunları direkt doğrudan e, alma işine hatta tırnak içinde çalma işine biz soyucu, sömürücü etkiler diyoruz. E, bu pato patojenik bunlar. Bunlar çok patojenik etkiler. Hatta e, konumuzla alakalı değil ama mesela bir bahçecilikte de bu çok önemli. Örneğin bahçenizde bir meyve ağacı varsa ne oluyor? E, Toprağa ekili bir kökten bir gövdeden çıkıp gövde belli ana dallara ayrılaraktan hatta e, onun yetişme evresinde bu şekillenmesini bu şekilde şekillenmesini sağlayacak müdahaleler, budamalar falan yapılır bilirsiniz. E, hatta bazıları bağlanır. Değil mi? Yani Asmalar gibi bazı dut e, ağaçları var mesela. Onların belli şekillerde bir e, peyzaj olarak durulması için şekiller için sıkı bir bağ, bağ yapılır veya gerdirme yapılır vesaire veya işte sarmaşıklar için. Şimdi örneğin bir meyve ağacından yine devam edelim bahisle onun da ana arter gövdesinde gövde ve ana kollarında e, çıkan dallara biz müsaade etmeyiz etmemeliyiz daha doğrusu bu bilginizde olsun çünkü o e, en güçlü e, geçiş bölgesinden en güçlü geçiş bölgesinden beslenerekten o ana dallara gitmesi gereken ve ana dalların ucundaki yaprak ve meyve oluşacak meyvelere besin götürürken oradaki dalın e, yani dal olarak yani vejetatif büyümesine e, neden olur o kadar hızlı büyür ki büyür ki o incecik e, dal o ana dalların boyunu geçtiği zamanlarda olur şayet gözden kaçarsa. Zaten onlar vücuttan böyle Küçük küçük tomurcuklarla böyle filizlenmiş e, dal uçları gibi o koca bedenlerden görünür. Onları yeşilken e, müdahale ederseniz zaten ona da yeşil budama derler. O vuc ana vücut ve ana e, dallarındaki o yeşil budamalarla meyve yapacak gözlere meyve yapacak dallara o ince dallara e, besinin gitmesi sağlanır. Dolayısıyla yani biz bir kene de veya bir bağırsak e, parazitinde veya bir karaciğer parazitinde e, patolojik etkisi bizim elde ettiğimiz o rafine gıdayı direkt e, alıyor olmasından kaynaklanıyor. Bu da tabii ki çok e, canlı için genel akışı, genel idaresi, metabolik idaresini sekteye uğratacak bir önemli etkidir. Ee, kısırlaştırma etkisi elbette ki yani bazı parazitlerin birçok yan etkileri var. Yani bugün şeye bakıyor, bilim dünyası, bütün bilim dünyası, sağlık alanında COVID'e kitlendi. Yani COVID'e dair her türlü araştırmalar yapılıyor. Yani moleküler yapısından e, hastalık yapılarına kadar onun yarattığı lokomotif sistemde, sinir sisteminde, solunum sisteminde bütün yapılardaki etkileri bir bir o alandaki araştırmacılar tarafından araştırılıp ortaya konmaya çalışıyor. Dolayısıyla bir parazitin de sadece bir etkisi söz konusu değil, aynı COVID parazitinde olduğu gibi birçok etkisi olabilir. Bunlardan bir tanesi kısırlaştırma etkisi de olabilir yani konağın kısırlaşmasına, genital sisteminin bozulmasına neden olan durumlar da söz konusu olabilir. Özellikle bu çiftlik hayvanlarında çok tehlikeli bir durumdur. Çünkü çiftlik hayvanlar, yani vajinal yolla girip rahimde ve o sistemde, üreme sisteminde bozukluklara neden olup böyle ticari anlamda ve hayvan için belki de hayati anlamda etkileri, patolojik etkileri söz konusudur. Mekanik etkiler değerli arkadaşlar... Ee, az evvel de söylemiştik e, şeyde geçmiştir. Mesela e, taksokora, kanis dediğimiz o nem, nematotlar kurtçuklar bazen özellikle köpeklerde bu çok sıklıkla görülür. E, oraya yerleşir o kadar sayısal olarak artır, artar ki orayı tıkar. Aynı böyle bir spagetti gibi düşünün. Spagetti demeti gibi. E, ve sindirim kanalı çalışmadığı için tıkanmayla e, kaynaklı. Orada inanılmaz yani bir şeyle basınçta canlının ölümüne belki neden olabilir. Toksik etkileri elbette ki vardır. Yani her onu az evveldeki slide'da da iş, işledik. E, vücuta dahil olduğunda parazit konağın vücutuna dahil olduğunda onun e, ona karşı e, onun zararına onun yani Belki parasitin kendi metabolik çıktısıdır. Metabolik atığıdır. Ee, onun hmm, o toksititeyle etkilenmesine neden olabilir. Bu da bir patojenik pato, e, bir etkidir. İrkiltme etkileri. E, bazı hmm, e, durumlarda Parazitin e, konağını e, irkiltecek. Yani örneğin bir sinek konması da değil mi? Bazen bir canımızı yakıyor bizim. Kanımız emmek için bize şey yaptığında e, konduğunda öyle bir e, irkitme etkisi yapıyor. Eritme etkisi özellikle bu e, örneğin sivrisineğin derimizi kaldırıp değil mi? Belli bir sıvıyla e, oraya müdahale edip orayı kaldırıp oradan hatta kan damarlarına ulaşmak için bazı enzimler kullandığı gibi e, Giardia lambia denilen bir e, parazit özellikle bağırsaklarda e, yer al yer almaktadır orada e, aslında bu yağ eminimini e, bozan bir e, parazit bu parazit fakat bunun dışında az evvelde atlarda Kalın bağırsakta göç eden kızıl kurt e, sancısına neden olan şeyde olduğu gibi parazitte olduğu gibi dokulara liziz ve e, prote, liziz, e, yani protein sindiren yağları sindiren enzimler uygulayarak dokular arasında geçişi e, yap, yap, yaparak bir eritme etkisi de yaratabilir. Bu da dolayısıyla e, doku bozukluklarına ve rea doku bozukluk reaksiyonlarına e, yol açabilir. E, sevgili arkadaşlar. Doku bozukluklarında tabii ki bir örnek olarak şeyi de verebiliriz. Yani e, örneğin karaciğer kelebi, fasiyola, hepatika. E, karaciğere birden fazla sayıda olduğunda belki bir tanesi bile orada e, inanılmaz bir e, hacim kaplayacak ve dolayısıyla eee günlük belli miktarda zaten kan tükettiği gibi besin. Aynı zamanda o karaciğer e, organının e, düzgün çalışmasını e, iyi işlemesini de engelleyebilir. Bu tarzdan dokusal ya da organsal bozuklar ya da o bulunduğu dokunun mesela m, tahrip ediliyor. Bir defa orayı bir lizize edip eritiyor kendinin gireceği yer kadar. Oradaki dokuları öldürüyor yani. E, bozuyor. Dolayısıyla bu da e, çok önemli bir e, parazitlerin konak üzerindeki patolojik etkileri, patojenik etkileri. Bir diğer etkisi e, immunopatolojik ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarına yol açma etkisi. E, değerli arkadaşlar. E, burada da tabii ki bizim e, parazitin Kona vücutuna dahil olmak istediğinde çok aşırı düzeyde direnç gösterip antikorlarla duruma müdahale etme işinde immünopatolojik bir durum ortaya çıkar. Yani aslında bağışıklığın çok aşırı ve kontrolsüz bir şekilde verilmesi gibi değişik şekilde immünopatolojik durumlar söz konusu olabilir. Parazitin yarattığı patolojilerden bahsediyoruz. Aşırı duyarlılık da söz konusu olabilir. Bazı insanlarda örneğin sivrisineğin sokmasına bile değil, belki konması bile orada hemen bir deride kızarıklıklara e, ne bileyim işte o döküntü denilen yapıların oluşmasına bile sebep ve yol açabilir. E, son olarak da bu parazitlerin konak üzerindeki patojenik etkilerine e, travma travma ve performasyon etkilerini söyleyebiliriz. Bunlar da yine değerli arkadaşlar canlının parazitin konağa girmesiyle veya konağa varmasıyla beraber oluşan ya da konaktaki ilgili doku ve organa yerleşmesiyle beraber oluşan travmatik durumlar söz konusu. Ee, örneğin bu travmatik sonuç e, plasmodium falciparium denilen e, parazit enfekte ettiği canlının e, eritrositlerinin birbirleriyle yapışmasına sebep oluyor. Yani böyle bir travmatik bir durum ortaya çıkartıp e, dolaşım sisteminde eee sıkıntılar meydana getiriyor. Aynı zamanda dokularda da ince özellikle kılcal damarların e, ulaştığı doku bölümlerinde tıkanmalara yani oradan bir madde e, alışverişi, gaz alışverişini engelleyerek böyle travmatik bir durumda yaratabiliyor. E, aynı şekilde bu travmatik etkileri biraz ilerleyen slaytlarımızda da göreceğiz. Hücresel travmatik etkileri de söz konusu oluyor. E, orada da kontrolsüz çoğalmalar ya da çoğalma biçimlerindeki farklılıklar ya da çoğalırkenki hücre formlarındaki değişiklikler gibi değişik travmalar söz konusu olabiliyor. Ee, örneğin bir akciğere yerleşmiş bir e, parazit e, popülasyonunun orada elbette ki solunuma etkisi de olacaktır. Dolayısıyla yani soluk alıp verme performansını da etkileyecektir. Konağın birçok yaşamsal performansına da doğrudan etki edebilecek potansiyeli söz konusu sevgili arkadaşlar. Şimdi biz bu parazitlerin soyucu ve sömürücü etkileri, parazitlerin toksik irkiltme ve eritme etkileri diye devam eden konu başlığımızı bir sonraki dersimizde sizlerle beraber işlemek üzere şimdilik dersimize virgül koyuyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi günler.